Evet arkadaşlar, bu bıçağımız Bushcraft, yine aynı modelimizden. Bu sefer biraz daha değişiklik yaptık. Toplam boyu 26 santim, 4.6 milim kalınlığında. Zeytin kabze kullandık, araya liner koyduk görüntü değişiklik olsun diye. Yine süslerimiz aynı şekilde. Bıçağımız, BKT deri kılıfımız, orijinal. Artı ek olarak bazı bakımlarını yapamadıklarını, bazı kişilerin bakımlarında bulduklarını, yani malzemeleri zor bulduklarını söylediler. Onun için artık bundan sonraki bıçaklarımda sap bakım yağı, yani onları göndermeyi, zımpara göndermeyi düşünüyorum. Onunla ilgili de şöyle biraz bir şey yapalım. Eğer bir darbe bir şey görürse ya da belirli aralıklarla, artık sadece böyle göstermelik yapayım. 300 kımın üzeri zımparayla, 380 olur, 320 olur, 400 olur, 600 olur. Artık sizin vaktinize ve uğraşınıza kalmış bir şey. Böyle güzel her yerini zımpara yaptıktan sonra, şu an videoyu çok da uzatmayayım, bu ağartılmış keten yağıdır. Genelde bu kullanılır ve ben de bunu tercih ediyorum. Çok güzeldir. Herhangi bir zarar, ne sağlığa ne şey, hiçbir şekilde zararı yoktur. Böyle çok az, birer damla yapıp her yerini yedirdiğinizde aynı şekilde bu tarafa. Yani bunu zaman zaman, mesela bir ava gidip geldiğinizde, ıslandığında, biraz kullandığınızda, darbe gördüğünde yaparsanız hem bir uğraşınız olur, hem bir bıçağa bakım yapılmış olur, daha uzun ömürlü olur, daha güzel olur. Keten yağıdır, orijinal. Herhangi bir sağlığa zararı, bıçağa zararı bir şey yoktur. Yağlarsanız, bakım yapılırsa güzel olur. Bir 5-10 dakika sonra bu üzerindeki kalan yağı silerseniz daha güzel olur. Eliniz batmaz. Şu anda bakımı da bu şekilde. Mozaik pimler kullandık. N690 malzememiz. Gayet güzel ve kullanışlı bir bıçak oldu. Bıçağımızla bu şekilde bitirmiş olduk.